Bir öğrenci laboratuvarda kimya, fizik, biyoloji laboratuvarlarında harikalar yaratabilir. Bu eğitimin kalitesini göstermez. Neslin, geleceğe emanet edeceğimiz neslin, nesle güveni de ölçüsü bu olmaz. Biat ve itaat dedik, biz de dedik, arkadaşlar da dedi. Sayın Cumhurbaşkanı bu talimatları veriyor. Fen de laboratuvarda iyi işler yapsın ama biat etsin. Biat eden çocuktan adam olmaz. Eğitimin tanımı değişeli 30 sene oldu. Eskiden eğitim deyince şöyle bir tanım vardı. Kişide istendik davranış oluşturma süreci. O iş geçeli yıllar oldu. Eğitim deyince akla şimdi aklın özgürleştirilmesi gelir. Sizin de hiç tahammül edemediğiniz olay budur. Bu kafa iyi kafa değil. Gelelim kanuna. Bir sayın milletvekili, ismini hatırlayamadığım için özür diliyorum, çok geç kaldık dedi. Bakın bu kanun genel kurulda 3 günde çıktı. Peki siz 14 senedir aklınız neredeydi? 14 senedir niye bu kanunu çıkarmak için, yani içinizde hiç mi bir tane akıllı adam yoktu? Tek başına 14 senedir bu devleti derttiniz. Yapmadığınız, çıkarmadığınız kanun kalmadı. 2500 maddelik kanun geçti burada. Topu tomarı 8 madde. Neredeydiniz? Suç ortağıyla yolları ayırınca kendinize yeni bir manevela yarattınız. Yaratmak istiyorsunuz. Bu vakfı, bu tasarıyı bir intikam projesinin aparatı olarak ortaya koyduğunuzu düşünüyoruz. Bu şekliyle Türk Milli Eğitim Sistemi içeride kimi cemaatlere, dışarıda da maalesef arkadaşlarımın biri söyledi, güzel söyledi. Marifet Holding'e, Marif Holding bile diyemiyorum. Hadi öyle deyin. Marif Holding'e ihale ediyorsunuz, taşeri ödüyorsunuz, delege ediyorsunuz. Sayın Bakan, ben de iyi bir eğitimciyim, eski bir eğitimciyim. Boş zamanınız çok olacak. Sık sık gelelim milletin bakanlığında, bari çay içelim. Yapacak başka bir işiniz yok. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bu vakfı iktidarınızın bittiği günün haftası kapatacağız ya da Milli Eğitim Vakfı'na devredeceğiz. Teşekkür ederim.